Durun. Kase Bünyamin'in yükünde olamaz. Bu masum yüzlü hırsız olamaz. Tereddüt etmeyin. Onu da arayın. Arayın. Gidelim. Yazıklar olsun sana Bünyamin. Bunu nasıl yaptın? Utanmadın mı? Bünyamin, bu işi gerçekten sen mi yaptın? Mısır Aziz'ine böyle mi karşılık verecektin? Bize az mı iyiliği dokundu? Niçin? Niçin bizi ona rezil ettin? Bizi bütün Mısırlılar içinde rezil etti. Başımız eğdi. Onun yükleri arasında bulduk. Onca iyiliğin karşılığı bu mu? Biz Mısır Aziz'inden özür dileriz. Bünyamin'in hırsızlık yapmasına şaşmamak gerek. Çünkü kardeşi de hırsızdı. Atamız İshak'ın kemerini halamızdan çalmıştı. Siz kötü insanlarsınız. Kardeşinize yüklediğiniz suçtan sadece Allah haberdardır. Onu tutuklayın. Götürün. Şimdi Bünyamin olmadan babamızın yanına nasıl dönebiliriz? Ne yapalım?
Niçin böyle oldu bu? Bünyamin gerçekten de hırsızlık yapmış mı ki onu öylece alıp götürdüler? Onun ve kardeşinin hırsızlık yaptığını onayladınız. Yalan mı? İşte babamızın korktuğu başımıza geldi. Biz Allah'ın huzurunda babamıza söz verdik. Allah adına yemin ettiğimize göre ne pahasına olursa olsun Bünyamin'i geri götürmeliyiz. O olmadan babamıza ne deriz? Söyleyin, nasıl döneriz? Babam Bünyamin'in hırsızlık yaptığına inanır mı hiç? Bu kadar şahit var. Yalan söylemiyoruz ki. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki İshak peygamberin kuşağını halamız Faika Yusuf'un beline dolamıştı. Aynı şekilde başka birinin o altın kaseyi Bünyamin'in yükleri arasına koymadığı ne malum? Gerçeği nereden bileceğiz? Gördüğümüz sadece kasenin Bünyamin'in yükünden çıktığıdır. Hadi Bünyamin'i bilmiyorsun. Yusuf'un macerasından habersiz misin ki ona hırsız dedin? Peygamber çocuklarının kardeşlerini yok edip ölüsüne de saygı göstermeden onu hırsızlıkla suçlayıp tövbeye de yanaşmamaları utanç vericidir. Utanç verici. Gerçekten utanç verici. Birbirinizle didişmek yerine Bünyamin'i kurtarmak için bir şeyler yapın. Mısır Azizi'nin sarayına gitmeliyiz. Ne pahasına olursa olsun Bünyamin'i geri almalıyız. Ben Bünyaminsiz Kenan'a dönmeyeceğim. Biraz bekleyin. Belki Bünyamin'i geri getiririz. Peki biz ne olacağız? Kalalım mı, gidelim mi? Nedir bu İsrailoğullarından çektiğimiz? Biraz bekleriz. Dönmezlerse gideriz. Üzgünüm. Mısır Azizi sizinle konuşmak istemiyor. Bünyamin'i kendi haline bırakıp nasıl gidebiliriz? Bir şeyler yapın. Ne olur elinizden bir şeyler geliyorsa yapın lütfen. Ne yazık ki elimden bir şey gelmez. Danışman hazretleri ne oldu? Bünyamin'i serbest bırakacaklar mı? Ne olursunuz bir şeyler yapın. Bizim dönecek yüzümüz yok. Mısır Azizi bizi huzura kabul eder mi? Mısır Azizi ile görüşmeden adımımı şuradan şuraya atmam. Ya bizi huzura kabul etsin ya da hepimizi zindana atsın. Hiç söz vermiyorum ama elimden geleni yapacağım. Kardeşinizin yaptığı iş o kadar kötü ki kimse aracı olmak bile istemez. Biz o kadar yüce olan Mısır Azizi'nin bizi ümitsiz bırakacağını sanmıyoruz. Umarım Mısır Azizi sizi kabul eder. Göreceğiz. Yüzarsif Hazretleri çok öfkeliydi, çok. Siz burada kalın. Bakalım ne olacak. Biz döneceğiz. Silahlarınızı bırakın ve gidin. Bekleyin. Ne yapabileceğimize bakalım, tamam mı? Onları getirdin mi? Onları huzura kabul etmeniz için elimizden geleni yapacağımızı söyledik.
Kapının arkasında bekliyorlar. Onları içeri alalım mı? Bunun bir oyun olduğunu anlamadılar değil mi? Hayır. Her şeye inanmış görünüyorlar. Bünyamin'i dışarı çıkar. Birkaç muhafız daha bulundur. Ümitlerini keserlerse her yola başvurabilirler. Mimusabı onları çağırabilirsin. Kenanlıların kanunları ve geleneklerine göre hırsız köle olarak alınır. Bunu siz söylediniz, doğru mu? Mısır Azizi'nin kulu ve kölesi çoktur. Büyüklük göstererek Bünyamin'i bize geri verin. Suçlu cezalandırılmazsa hatasını tekrarlar. Mısır Azizi, Bünyamin'in yaşlı ve görmeyen bir babası var. Ondan ayrı kalmaya dayanamaz. Gelin bu acılar çekmiş ihtiyarı sevindirin. Size gösterdiğim konukseverliğe böyle mi cevap verecektiniz? Kardeşiniz cezalandırılmalı. Sadece ona işkence yapılmaması ve kırbaçlanmaması yönünde emir verebilirim. O halde içimizden birini onun yerine alın. Mesela beni onun yerine alın. Onu serbest bırakın da babamıza dönelim. Hiç şüphesiz sizin gibi bir yüce şahsiyet bize bu iyiliği çok görmeyecektir. Siz peygamber çocuklarının Yuzarsif'ten beklentisi nedir? Siz köle istiyorsunuz. Bünyamin yerine başka biri fark eder mi? Benim köleyle işim olmaz. Yüce Allah'a sığınırım. Ben malımı Bünyamin'in yanında buldum. Şimdi onun yerine başkasını mı cezalandırayım? Bu durumda ben zalimlerden olurum. Suçlu temizlenmek için pişmanlık duyup tövbe etmelidir. Aksi takdirde onu cezalandırarak temizlemek gerekecek. Kardeşiniz hala pişmanlık duyduğunu ifade etmedi. Şu halde cezalandırılmalıdır. Bu çok kolay. Tövbe edebilir. Gerçekten de çok mu kolay? Rahatlıkla tövbe etmek mümkündür. Ancak ben suç işledikleri halde tövbe etmeyen bir topluluk biliyorum. Durumu daha da kötüleştirmeyin. En ufak bir hata yaparsanız bu saraydan canlı çıkamazsınız. Bir an önce burayı terk edin. Gidin! Biz Bünyamin'i geri getireceğimize dair Allah'ın huzurunda babamıza söz verdik. Bünyamin olmadan dönebilir miyiz? Hele hele babamızın acı hatırası Yusuf olayı ortada dururken. Onu Bünyamin'in hırsızlık yaptığına ve Mısır Azizi'nin de onu köle aldığına inandırmamız mümkün değil. O zaman gençtik. Yusuf'a ve babamıza ettiğimiz zulmün çirkinliğini anlamıyorduk.
Şimdi Bünyamin'i kaybedip babamızın yanına eli boş dönünce işlediğimiz cinayetin ne kadar korkunç olduğunu anlıyorum. Gerçekten bunu anlayabiliyorum. Ne oldu Levi? Bünyamin'i serbest bırakmadılar mı? Mısır Azizi'nin yüce şahsiyet, kutlu bir insan olduğunu söylediniz. Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey birden değişti. O eski Yuzarsif çıkmadı karşımıza. Peki ne yapacaksınız? Biz sizi bekliyoruz. Kalıyor musunuz, dönüyor musunuz? Ben sizinle gelmiyorum. Daha doğrusu gelemiyorum. Babam izin verinceye kadar ben de Kenan'a dönmeyeceğim. Siz gidin. Sizi bekliyorlar. Bünyamin'in olayı bize yeter de artar. Senin yokluğuna babamı nasıl açıklayacağız? Levi'nin dönecek yüzü yoktu, Mısır'da kaldı deyin. Levi ya kardeşi Bünyamin'le dönecek ya da Tebs kentinde ölüp gidecek deyin. Levi! Gidin! Kervanı bekletmeyin! Evde çocuklar ekmek bekliyor. Gidin. Mısır'a dönersek seni nerede bulabiliriz? Köle satılan kervansarayda. Orada beni bulabilirsiniz. Gidin hadi. Gidelim. Gidelim. Hadi. Babam için endişeliyim. O senden uzak kalmaya tek başına dayanamıyordu. İkimizden ayrı kalmaya nasıl dayanacak? Şu halde bir şey yapalım ki Allah bizi ona göndersin. Bu şekilde mi? Sen beni de ondan aldın. Merak etme. Allah yakında bizi ona kavuşturacak. Ama ben babamızın ikimizin yokluğuna birden dayanacağını zannetmiyorum. Babam isterse... İkimizi de elde edebilir Bünyamin. Nasıl? Hatırlıyor musun? Dün seni almadan önce Hazreti İbrahim kıssasını anlatmıştım. Evet, amcamız İsmail'in kurban edilme olayını. Atamız İbrahim İsmail'ini kurban etmeye kalkmasaydı ona ulaşamazdı. İçindeki İsmail'i kurban etti de öyle onu elde etti. Ama babamız hala İsmail'lerini kurban etmedi. Yani bundan dolayı mı Allah sizi birbirinizden ayırdı ve bu ayrılık bitmiyor? Ne zaman babamı durumumdan haberdar etmeye kalksam Allah buna mani oluyordu. Şu halde bu hicranın biteceğinden ümitli olabiliriz. Benim hiç şüphem yok. Babamız ikimizi yitirirse yeniden kazanır. Merak etme. Çok yakında babamızla görüşeceğiz. Sen çok iyi ve şefkatlisin Asenat. Mükemmel insan örneği, sevgi ve şefkat denizi olan Yusuf'tur. Bana mı iyi diyorsun? Hayır, ben değil. Bütün insanların ona kul köle olduğu kişi iyidir. Asenat değil. Ben Yusuf'a çocukken baktım. Yüce ruhunu ve şefkatli kalbini çok iyi biliyorum. Bana karşı acımasız davranırken, emrimdeki insanlara merhametli davranır, köleleri de severdi. Yusuf'un sana duyduğu sevgiden haberin var mı? Bana bir şey söylemedi. Ama Yusuf'un bakışlarından anladım. Bu sevgiye nasıl cevap vereceksin? Bilmiyorum. Bundan önce ona duyduğum aşk olsaydı onu bilirdim. Ama şimdi o aşk olmadığı için bilmiyorum.
Bunu bilmiyorum. Yusuf Allah'ın peygamberidir. Onun sevgisi nefsin isteğinden kaynaklanmaz. O Rabbinin izni olmadan hiçbir şey yapmaz. Yani onun bana duyduğu sevgi Allah'ın buyruğundan mı kaynaklanıyor? Yüzünün güzelliğinden ve gözlerinin görmesinden önce onunla evlenmen için buyruk verilmiş. Unutma ki Allah'ın peygamberine itaat etmek zorundasın. Ben ne bir buyruk duydum, ne de bir sevgi gördüm. Ve bir gün sevgisini izhar ederse ne yaparım bilmiyorum. Kalbimde Allah aşkından başka bir aşka yer olup olmadığını da bilmiyorum Asenat. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalışmalısın. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.